Arkadaşlar merhaba, ben Biltan Büyükocakoğlu. Ee, bu videomuzda sizinle 9. sınıf, ikinci e, 2. dönem, 2. yazılı çalışmamızı yapılacağız. NS defter kitaptan, NS yayınları defter kitaptan, 9. sınıf defter kitaptan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, 1. birinci soruyla başlayalım isterseniz. Isının yayılma yollarını yazınız diyor birinci yazılı sorumuz arkadaşlar. Hemen ısının yayılma yollarını bir hatırlayalım. Neydi bunlar? 1- Konveksiyon, ben bunların ne olduğunu da şöyle kısaca size söyleyeceğim. Konveksiyon aslında şöyle oluyor. Örnekle açıklayayım. Bir petek ya da bir sobanın e, bulunduğu ortamı e, hava, hava moleküllerinin öz kütlesinin değişimi sonucunda ısıtması olayıdır. Yani şöyle düşünün. Şurada bir soba var. Sobanın üzerindeki hava molekülleri ısınıyor. ısınınca genleşiyor. Genleşince öz kütlesi azalıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Gidecek yer bulamayınca şöyle dönüyor ve buraya gelince soğuyor. Soğuyunca aşağı doğru düşmeye başlıyor tekrar ve Böyle bir döngü oluşuyor, konveksiyon bu. Peki diğerini arkadaşlar, iletim. İletim, moleküller arası mesafenin çok yakın olduğu, mesela metal kaşık, tahta kaşık gibi örnekleri bunlara veriyoruz. Durumlarda ortaya çıkıyor. Enerji titreşimlerle birbirlerine doğru çarparak aktarılıyor. Bir diğerini arkadaşlar, ışıma. Işıma da elektromanyetik dalgalarla enerjinin aktarımı aslında hava ortamına ihtiyaç olmadan enerjinin aktarılması olayıdır. Güneşin mesela dünyayı ısıtması buna en iyi örnektir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediniz. 3 tane ısının yayılma yolu var arkadaşlar. Bunları bilmenizi tavsiye ediyorum ve bunların açıklamalarını da mutlaka bir kez daha elinizde yer varsa 9. sınıf defter kitap varsa onu konu anlatım, konu anlatım kısımlarında özellikle vermiştik. Oradan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet bilgenleşme sorusu. Uzama katsayıları arasında lambda x, lambda y, lambda z olan metaller birleşerek şekildeki metal çiftler oluşturuluyor. Bakın x y'den büyük, y de z'den büyük. Çiftler ısıtıldığında. Şimdi çiftler ısıtıldığında normalde şöyle olur arkadaşlar. X'in genleşme sayısı y'den daha büyük olduğu için şöyle olur. X biraz daha uzun olur. Y biraz daha kısa olur şöyle bir görüntü elde ederiz arkadaşlar. Eğer bunlar perçinli olmasaydı ama perçinli olduğu için şuralardan hareket etmiyorlar. Bakın şuralardan birbirine bağlanmış durumdalar. O zaman x'in daha çok uzaması gerektiği için şöyle bir görünüm elde ederiz. Unutmayın dış kulvar her zaman daha uzundur. Dolayısıyla bu x'in görünüm bu da y'nin görünümüdür. Peki y de z'den büyük olduğuna göre Şekil 1'deki metal çifti ısıtıldı ama şekil 2'deki metal çifti de soğutuldu. O zaman Y'nin katsayısı daha büyük olduğu için o daha fazla kısalacaktır. O zaman Y ne olacaktır bu sefer de? İçte kalacaktır ve böyle bir görünüm elde edeceğiz gençler. Bunlara dikkat ediniz. Devam ediyoruz. Evet. Konveksiyon yöntemiyle ısının yayılmasını açıklayınız. Aslında birinci soruda açıkladım ama tekrar göstereyim. Hatta çizerek göstereyim size. Şöyle düşünün mesela bir soba çiziyorum şimdi buraya. Şöyle kabaca. Bakalım olacak mı? Şöyle içine de bir şey çizelim. Alev çizelim. Şöyle. Sanırım fena olmadı. Evet şöyle. Şimdi sobayı yaktınız. Sobayı yaktınız. Burası da kapalı bir mekan tabii. Konveksiyon olması için aslında temel şart şudur. Kapalı bir mekanda olacak gibi döngü oluşsun. Şimdi buradaki hava moleküllerini düşünün. ısınıyor, ısınınca genleşiyor ve genleşince yukarı doğru yükseliyor. Gidecek yer bulamayınca şöyle bu tarafa doğru gidiyor. Ama odanın burası T1 sıcaklığında, burası T2 sıcaklığında ve T1, T2'den Büyüktür. Sonra buraya gelince soğuyor. Soğuyunca ne yapacak arkadaşlar? Öz kütlesi artacak ve aşağıya doğru inecek. Aşağı inince gidecek yer bulamayınca bu tarafa doğru geliyor. Ve tekrar yukarı doğru gidip bir döngü oluşuyor arkadaşlar. Bu çok önemli konveksiyon olayında. Soba asabına en iyi verebilecek örnektir. Tanımda şöyle yapılabilir. Ortamda bulunan hava moleküllerinin genleşmesi sonucunda hava moleküllerinin bir döngü oluşturması olayıdır konveksiyon. Böyle tanımlayabiliriz. Ayrıca burada bir detay vereyim. Bu tabi ilerleyen yıllarda çok daha fazla karşınıza çıkacak denemelerde. Mesela kamp ateşi iki türlü yorumlanıyor. Bu da çok önemli. Kamp ateşini açık bir alanda yaktığınız zaman bu sizi ışımayla ısıtıyor. Ama kamp ateşini kapalı bir yerde yaparsanız bir döngü sağlamış oluyorsunuz. Konveksiyon ve ışımayla oluyor. Bunun da altını burada çizmek istiyorum sevgili gençler. Evet devam ediyoruz. Suya ait hacim sıcaklık özkütle sıcaklık grafiklerini çiziniz. Evet dördüncü soruya denk gelmiş. Unutmayın artı 4 santigrat derece kuralı arkadaşlar çok önemli. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Suyun öz kütlesi ve hacmi ile ilgili bir artı 4 derece kuralı var. 4 derecede suyun öz kütlesi arkadaşlar ya da hacimden gideyim. Suyun hacmi 4 derecede arkadaşlar minimumdur. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Su şöyle hacim sıcaklık. Şöyle bir grafik çizebiliyoruz su ile ilgili. Artı 4 santigrat derece. Hacim minimumdur. Şimdi hacim minimum o zaman 0 dereceye ya da 4 dereceden daha yukarılara doğru giderken hacim artıyor. Hacim artınca öz kütle azalıyor. Şimdi bu öz kütlenin azalması bizim için çok büyük anlamlar ifade ediyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer işte göller, nehirler, dereler, denizler düşündüğünüzde buraları şöyle oluyor. 4 dereceden daha aşağı doğru giderken burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Su donmaya başlıyor. Su donmaya başlayınca öz kütlesi azalıyor ve buz hale geçtikten sonra buz kütleleri suyun üzerine doğru çıkıyor. Eğer tam tersi olsaydı yani öz kütle dondukça sıvıya doğru, sıvıdan katı hale doğru geçtikçe öz kütle artsaydı o buz kütleleri aşağı doğru inmeye başlardı ve denizlerdeki yaşamı göllerdeki yaşamı sonlandırdı arkadaşlar. Dolayısıyla bizim öz kütle hacim grafiğimiz ya da hacim sıcaklık ve öz kütle sıcaklık grafiğimiz şekildeki gibi olacaktır. Yani siz cam şişeyi buzluğa koyduğunuz zaman işte 4 derece olsun mesela başlangıçta. Buzdağa koyduğunuz eksi 18 derecelere kadar gidiyor. Eksi 20'lere kadar gidiyor. Orada suyun hacmi artıyor buz hale geçince. Dolayısıyla ağzına kadar doldurursanız cam şişenin patlama ihtimali var. Soda şişelerin patladığını ben bizzat yaşadım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Plastik şişelerle koyuyoruz. Onları da çıkardığınızda böyle gerilmiş bir şekilde çıkmış oluyor arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Önemli. Evet. Boyutları şekilde verilen X, Y, çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında... A mesafesi değişmezken B mesafesi azalmaktadır. Buna göre katsayılar nedir diyor. Şimdi bakın çok önemli ve güzel bir soru. Şimdi şu notu unutmayın. Bakın not İlk boyu uzun olan çok uzar. Çünkü moleküller o kadar fazla ki ilk boyu uzun olan da aralarındaki boşluk şöyle düşünelim. Bakın ben bunu bir görselle anlatayım size. Şimdi şurada şöyle 3-4 tane molekül var. Bunu uzattığınız zaman bu 4 molekülün arasının açıldığını bir hayal edin. Şöyle oluyor. Sonra burada şöyle düşünün mesela. Burada işte 4, 5, 6 tane olduğunu düşünün. 6 tanenin arasının açıldığını düşünün. Bakın ne oldu? Daha fazla açılmış oldu. Gördünüz mü? Dolayısıyla ilk boyu uzun olan daha çok uzar. E şimdi burada X ile Y'ye baktığımız zaman bu fark değişmiyorsa... Şimdi Y'nin ilk boyu çok fazla. Uzuyor ama x büyükse olmasa hemen daha fazla uzuyor ve bu açıyı koruyor arkadaşlar A'yı koruyor. O zaman diyoruz ki lambda x büyüktür lambda y'dir. Peki B mesafesi azalmaktadır diyor. B mesafesi azalıyor. Şimdi ne diyor? Bak sıcaklık eşit miktarda arttırıldığında diyor A mesafesi değişmedi. B de azalıyormuş. Yani y ne yapıyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir uzama şeyi gösteriyor, performansı gösteriyor. O zaman lambda y büyüktür. Lambda z yazabiliyoruz. X y'den y de z'den büyüktür şeklinde bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Buna dikkat ederiz. Evet arkadaşlar 6. soruya geldik. Proton sayısı elektron sayısından büyük olan cisimlere ne denir diyor. Pozitif cisim denir. Dikkat. Aynı cins yükler birbirini ne yapar arkadaşlar? Artı ile artı birbirini iter. Eksi ile eksi birbirini iter. Zıt cins yükler birbirini çeker arkadaşlar. Artı ile eksi birbirini çeker. Elektrik yüklerinin hareketine izin veren maddelere iletken maddeler denir arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz elektrik bu yüklerle taşınıyor. Nötr bir cisim elektron verirse, bakın nötr bir cisim elektron verirse elektron yoksunu olur. Ama elinde ne olur? Protonlar fazla olmuş olur. Yani pozitif yüklenmiş olur diyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir boşluk doldurma sorusu olarak karşımıza geliyor. Evet yükleri artı 8Q ve artı 4Q olan iletken X ve Y küreleri iletken bir telle bağlanmıştır diyor. Anahtar kapatıldığında X ve Y'nin son yükleri ve yük akışının yönü ne olur diyor. Şimdi hangisinin son yükünü bulmak istiyorsak arkadaşlar şöyle yapıyoruz. QX artı QY bölü rx artı r'ye hangini bulmak istiyorsak onun yarı çapıyla çarpıyoruz aslında. Bunun pratik yolunu da göstereceğim size. Ama ilk önce bir bulalım bakalım. Şimdi qx üstünü buluyorum bakın. Artı 8q artı 4q bölü r artı 3r. Kimi bulmak istiyoruz? x'i bulmak istiyoruz. O zaman artı 12q bölü 4 r çarpı r. Bakın r'ler gitti ve artı 3Q oldu. Şimdi burası artı 3Q oldu. Dilerseniz QY üstünü de bulalım. Onu da direkt işlemini yapıyorum artık. 8Q artı 4Q bölü R artı 3R çarpı kimi buluyoruz? Y'yi bulduğumuz için çarpı 3R ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan QY üssü 12 bölü şöyle yazayım uzun uzun. 12Q bölü 4R çarpı 3R. O zaman 12'yi 4'e böldük 3. Buradan da ne geldi? 9Q geldi. Zaten bunların toplamı ne olmak zorunda biliyor musunuz? 12Q olmak zorunda. Çünkü başlangıçta ne var? 12Q var. Şimdi bunları bulduk. Kısa yol. ikinci yol diyorum. Bakın toplam yarı çapımız ne kadar? 4R. 4R'de toplam yükümüz 12Q. 12Q varsa R'de ne kadar vardır diyorsunuz. İşler dışlar yapıyorsunuz. Ve buradan ne buluyorsunuz arkadaşlar? Artı 3Q o zaman hiç işlem yapmanıza gerek yok. Eğer test sorusu denk gelirse doğrudan böyle yapabilirsiniz. Artı 9Q olur. Şimdi elektron kaybeden ne oluyor da artı yükleniyordu. O zaman ne olmuş biliyor musunuz? Buradan bu tarafa doğru bence 5 tane elektron geçmiş diyebiliriz. Neden? Artı 4Q var. Bir elektron daha giderse artı 5Q. Bir tane daha giderse artı 6Q. Bir tane daha giderse artı 7Q gibi düşünün. Beş tane giderse artı 9Q. Şimdi burada ne vardı? Artılardan 8 tane vardı. O zaman bunun 5 tanesi gitti. Bak 1, 2, 3, 4. 5 tanesi gelen elektronlarla birbirini ötüledi. Bakın 3 kaldı. Bunu da böyle yorumlayabilirsiniz. Evet. Pozitif yüklü bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim dokundurulursa diyor. Şimdi Pozitif yüklü bir elektroskop çiziyorum hemen. Böyle olunca ne oluyor? Yaprakları da pozitif oluyor. Şöyle. Ve buna negatif yüklü bir cisim şöyle dokunduracağız. Bakın dokundurduk Şimdi burada her şey olabilir. Neden? Bakın şurası artı Q olsun. Şurası eksik Q olsun. Bu birinci durum olsun. O zaman ne olur biliyor musunuz? Nötrlenir. Birinci durumda nötrlenebilir. Peki... Kalemin rengini değiştirelim. Mesela şöyle olsun. Artı Q'ya eksi 2Q ya da eksi 3Q olsun. Eşit paylaştığını varsayalım. Eksi 3Q gider, artı Q'yu yok eder. Kaldı eksi 2Q, paylaştırdı. Eksi Q. Yani önce yok eder dedik ya, yani nötrler dedik ya. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yok eder ifadesinden ziyade nötrler daha güzel olur arkadaşlar. Orayı düzen, düzeltelim. O zaman ne oluyor? Önce kapanır. sonra biraz açılır diyebiliriz. Bu ikinci ihtimal. Peki üçüncü ihtimalde de şuna bakalım dilerseniz. Mesela şimdi şunları görmeyelim artık. Şöyle hızlıca üzerini karalıyorum. Mesela burası artı 4Q. Burası da eksi 2Q. Atıyorum şimdi değerleri. Bakın ne oldu? Artı 4Q eksi 2Q. O zaman artı 4Q eksi 2Q gitti bunlar. Nötrlediler birbirlerini. Artı 2Q kaldı. Bir şekilde yükler paylaşıldı. O zaman ne diyoruz? Biraz kapanır yorumunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada yine şunu söyleyebilirim. Konu anlatım kısımlarında, haftalar içerisinde konu anlatım kısımlarında bu ihtimallerin hepsini detaylı bir şekilde anlatmıştık, incelemiştik. Oralarda bir göz atabilirsiniz. Noktasal yüklü parçacıklar şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklüğü F ise şekil 2'deki gibi yerleştirilen yüklerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedir diyor. Şimdi sevgili gençler. Şimdi Coulomb kuvvetini bir hatırlayalım. F Coulomb dediğimiz şey bizim K Q1 Q2 bölü D kareydi. E, o halde şimdi Coulomb kuvveti için şunu yapabiliriz. K Q 3 Q bölü D kareyi yazabiliriz ilk durumda. Aslında ben şuna bakıyorum. 3'ü başa aldım bakın. K Q Q bölü D kare. Bu bizim x'imiz gibi düşünün tamam mı? Şimdi ikinci durumda F üstü diyorum. Bakın K 2Q Q bölü D kare. Burada eksi 2Q'nun olmasının bir önemi yok. O sadece itmeyi çekmeyi gösteriyor. Mesela burada kulam kuvvetleri bu tarafa doğrudur. Burada da kulam kuvvetleri bu tarafa doğrudur. Ama bize büyüklüğünü sorduğu için bakın yönün hiçbir önemi yok. O halde bunu da düzenliyorum bakın. Bu da 2 K Q Q bölü D kare. Hmm. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın F 3 k q q bölü d de kare demiştik ya. Burada biz k q q bölü d kare gördüğümüz yere f bölü 3 yazalım. G götürelim bunu burada yerine yazalım. O zaman ne oldu biliyor musunuz? F üssü 2 f bölü 3 olarak karşımıza geldi sevgili gençler. Buna dikkat ediniz. Evet. Verilen noktasal yüklerin oluşturduğu elektrik alan çizgilerini şekil üzerinde gösteriniz. Çok güzel. Artıdan çıkar eksiye girerler. Dolayısıyla bakın buradan çıktı şöyle şuraya doğru girdi. Bu da şöyle geldi. Bu da şöyle geldi. Hatta bundan sonrakileri de şöyle gösterebiliriz. Bence çok güzel bir yazılı sorusu. Şekilleri, okların yönlerini düzgün çizenlerin tam puan alacağı bir soru. Peki artıdan çıktı ama birbirlerini kesmeyecekler, birbirlerini itecekler. Dolayısıyla şöyle saptıracaklar. Buraları da şöyle tamamlıyorum hızlıca. Ve şöyle bir sonuç elde ettim. Eksiden eksiye girerler. Dolayısıyla gelip şöyle eksiye giriyorlar. Şöyle şöyle hızlıca çiziyorum. Çok zaman harcamayalım. Bir tane de şöyle çizeyim. Bakın bunların okların yönlerine dikkat ediniz. Bunlar bizim için çok önemli. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet böyle bir soru zaten konu başlıklarını verirken de orada böyle bir yönlendirme yapmıştım. Yalıtkan zemin üzerine yerleştirilen yüklü noktasal parçacıklardan X'in Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise Y'ye uygulanan bileşke. Şimdi X'in Y'ye uyguladığı kuvveti şöyle göstermek zorundayım. Çünkü artı artı birbirini itiyor ya. O zaman buna FXY diyelim. Ve FXY eşittir F. Kulam kuvvetini yazıyorum. K, q, q bölü D kare. Bu bir cepte dursun. Şimdi z y'yi ne yapacak? Çünkü Y'ye uygulanan bileşkeyi soruyor. O da bunu çekecek. O zaman buna da ne diyeceğim biliyor musunuz? F, e, Z, Y diyelim. Onu da şöyle gösterelim. F, Z, y diyelim ona da. F, Z, y. Şimdi F, Z, y yazıyorum bakın. O da K. Buraya eksi yazmıyorsunuz. Çünkü eksi iter ya da çeker durumlarını belirliyordu. Bölü de kare. Bakın bu bunun iki katı. Yani o zaman buraya da 2F diyorum. E, o, o halde burası F ise, burası 2F ise o zaman bunun üzerindeki net kuvvet ne olacak arkadaşlar? 2F artı F'ten ne gelecektir? 3F gelecektir. Yönü de bu tarafa doğru olacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Önemli. Peki. Şekilde X, Z cisimlerin yüklerinin ilk ve son durumu verilmiştir. Buna göre cisimlerden hangileri elektron vermiştir diyor. Bakalım. Eksi, pardon başlangıçta nötr, eksi yüklenmiş. Elektron veren artı yüklenir. Aslında şöyle olmuş. Biz bunun üzerine iki tane elektron göndermişiz. İki tane elektron gelmiş ve bu eksi yüklenmiş. Peki Y'nin ilk durumu eksi, son durumu artı. O zaman ne olmuş biliyor musunuz? Bir tane elektron verirse nötrlenir ama bir tane daha elektron verirse bir yerlere artı yüklenir. O zaman bu elektron vermiştir diyebiliriz. Artı 3 Q artı 5 Q'ya dönüşmüş. O zaman ne oldu bakın? Bir elektron verdi artı 4 Q. Bir elektron daha verdi artı 5 Q oldu. O zaman bu, bu da elektron ...vermiştir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, devam ediyoruz. Sona yaklaşıyoruz. Artık Q yüklü X küresi önce Y küresine dokunduruluyor. Önce Y küresine dokunduruldu. Sonra Z küresine dokunduruluyor. O zaman ilk önce X'e Y'yi yapıyorum. Q, X... Ya da ne yapayım biliyor musunuz? Y'yi bulayım. Toplam yük korunacak ya. Tak oradan X'i hemen hızlı bir şekilde bulalım. Şöyle yapalım. Evet... Q, Y üssü diyorum. İşlemli yapıyorum. Artı 2Q. Artı 7Q. R artı 2R. Çarpı 2R. Burası 9 bölü 3 gelir arkadaşlar. 9 bölü 3'ten 3 üç gelir. 2 ile de çarpınca artı 6Q geldi. Yani bunun yükü artı 6Q. Toplam yük ne kadardı bakın? 7 artı 9. O zaman bura ne kaldı biliyor musunuz? Artı 3Q kaldı. Şimdi burayı belirledik. Sonra x küresi önce y küresine. Sonra artık yeni yükümüzle kalemi değiştirelim. Yeni yükümüzle gidip şunu dokunuyoruz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Z'nin yükünü bulalım bu sefer yine. Qz üssü artı 3Q. Nötrmüş bak Z. 0 toplam yarıçap 2R çarpı R. O zaman buradan ne geldi? 3Q bölü 2 geldi. Yani bunun yükü 3Q bölü imiş. E o zaman toplam yük 3Q'du ya. O zaman buna da ne kaldı? 3Q bölü 2 kaldı. O zaman şuraya yazıyorum. X'in yükü 3Q bölü 2. Şuraya yazıyorum. Y'nin yükü artı 6Q. Z'nin yükü de 3Q bölü 2 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet. İletken kaplar kesin arkadaşlar. Bununla ilgili soru gelir. Nötr içi boş iletken X küresi ve R yarıçapla artı 8 Q yüküne sahip Y küresi verilmiştir. Y küresi X küresine içten dokundurulursa. Şimdi bunu aldınız getirdiniz buraya şöyle içten dokundurdunuz. İçten dokundurmanın kuralı neydi? İçten dokunduğunda cisimler bütün yüklerini iletken küreye veriyordu. Ve o zaman ne oluyordu biliyor musunuz? Artık Y küresi şuraya şöyle ok çıkaralım. Y küresi son durumda nötrlenmiş olur. Konu anlatım kısımlarında bunların üzerine çok durmuştuk arkadaşlar. Dikkat edin. Ve X küresi de şöyle olacaktır. Bu bütün yükü aldığı için yükler dış yüzeyinde hatta şöyle diyelim dışta ve artı 8 Q. Y küresi X küresine dıştan dokundurulursa diyor. Şimdi Y küresi X bunlar ayrı ayrı düşünecek şeyler. Y küresi X küresine dıştan dokundurulursa yarıçaplara çaplara göre ee, ...bir dağılım olacaktır. O zaman şöyle diyelim. Mesela y'nin yükünü bulmaya çalışalım son durumda. Artı 8q... ...artı 0... ...bölü 3r artı r... ...çarpı... E, ...ne diyoruz buradan? Kimi buluyorduk? Y'yi buluyorduk. r diyoruz. O zaman 8 bölü 4'ten 2... ...artı 2q. Yani qy dediğimiz bizim... ...y'nin artık yükü artı 2q... ...toplam yükümüz artı 8'di ya... O zaman QX'e ne olacaktır? Yine yükler dışta toplanacaktır. Ve artı 6 olacaktır arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat ediniz. Evet. Artı 4Q ve eksi Q yüklü noktasal cisimlerin K ve L noktalarında oluşturdukları elektriksel alan. Arkadaşlar elektriksel alan neydi? KQ bölü R kareydi. KQ bölü D kareydi. Artık hangisini kullanıyorsunuz? Kulab neydi? KQ Q bölü r kare ya da k bölü d kareydi. Şimdi k noktasına ne yapıyoruz? Bir artı bir yazıyoruz. O zaman burada artı 4 q'nun oluşturmuş olduğu elektrik alan bu tarafa doğrudur. Buna k diyelim ve şunu yazalım. k 4 q bölü 4 d kare. Yani k q bölü d kare. Şuraya artı bir yazalım. Eksi q olduğu için bu tarafa doğrudur. E L. ben işlemini şuraya yapıyorum. E ile k eksi yazmanıza gerek yok. Bölü D karedir. O zaman bunların oranını soruyordu bize. KQ bölü D kare bölü KQ bölü D kare yaptığımız zaman ne geldi? 1 geldi. Evet sevgili gençler. Sorularımızı bitirdik. Sizden ricam Yazılıya başlamadan önce, yazılı sorularını çözdükten sonra, bitirdikten sonra bu çalışmaları buradaki eksik sorularınızı lütfen geriye dönerek hangi haftadaysa orayı bulup hem konusunu dinleyin ya da oradaki konu anlatımlarını kullanın ve altındaki destek sorularıyla testleri mutlaka çözünüz. Hepinize başarılar diliyorum ben. Bir dönemi hep beraber bitirmiş olduk böylelikle arkadaşlar. Bütün yazıları çalışmış olduk. Umarım faydası olmuştur. Bu videonun altına yazacağınız yorumlar, Bizi aslında daha iyi e, projeler, daha iyi içerikler üretmek adına yönlendirecektir arkadaşlar. Bu anlamda oradaki yönlendirmelerinizi e, bekliyoruz arkadaşlar. E, bizleri isterseniz e, Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. E, benim kendi adıma Biltan Büyük Ocakoğlu diye aradığınız zaman çıkar zaten. E, 10. sınıf olacaksınız. 10. sınıfta yine ENS ile çalışmaya devam ederiz umarım. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize... Geçmiş olsun diyorum ve hepinize iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.